Uyum ol. Tamam. Sakin ol sen. Kesin ayı, kesin ayı. Çok iyisin. Bir şok oldu, bir şok. Çok dur. Ben biraz su vereyim sana. Kafana biraz su koydum. Neden vurdun bana? Şey. Ben seni ayı sandım. Ayı mı? Sağ ol be. Ben seni taşıyacağım. Tamam, bakma oraya. Tamam, bakma. Gel. Gel, beraber kalkacağız buradan. Gel. Tamam, ben seni taşıyorum. At kolunu. Tamam. Evet. Beraber gideceğiz. Ağırlığını bana ver. Bana ver ağırlığını. Çekinme. Ben taşıyabilir miyim? Can. Başın şişmiş ya. Hastaneye gitmen lazım. Sen git ya. Ben biraz daha kalıp dinlenmek istiyorum. Ben gitmeyeyim şimdi. Yalnız bırakmayayım seni. Ben şurada bir yerde otururum. Hiç rahatsızlık vermem sana. Şimdi bir şey falan olur, bir şeye ihtiyacın olur. Ben yanında olayım. Bir şey olmasın yani. Hmm. Hmm. İyisin. İyisin. Çantamın içinde bir elma var. Bir de çakı var. Yarı yarıya paylaşalım mı? Şekerin düştü değil mi? Benim de içim kıyıldı. Sen tutabilir misin? Ben hemen elmayı keseyim sana. Bu çakı sanırım. Çakı. Evet. Elmadır. Elma. Elmadır. Güzel, elma güzel. Şöyle takdim edeyim. Gideyim ben. Hı hı. İyi gel, şekerimi dengele de. Birazdan hava kararacak. Soğuyacaklar haliyle. Ateş yapmamız lazım. Evet. Ben sana yardım ederim. Gece ayı falan gelmesin. Avlarız, yeriz. Kan kokusuna gelmiyor ayı. Bu köpek balığı. Bu arada ben deneyimliyim artık. Elma var mı da? Daha var. Keseyim. Tuttum ben. Bakma ama Fecik'le bakma. Bu çakıdır.
Cengiz, alacakaranlık başladı. Vallahi hava kararırsa bizim burada leşimizi bile bulamazlar. Üf, ne yapacağız? Kuzey neresi, güney neresi, batı neresi? Hiç karıştırdım ben şu anda. Bu ormanda yaşlanacağız. İnşallah burada ölüp gitmeyiz. İnşallah yaşlanacak vaktimiz olur. Yemin ediyorum hayatımızın baharında kurtlar yiyecek leşimizi. Sus, sus, sus. Kanlı baykuş gibi konuşma. Neden böyle yapıyorsun? Yok, yok. Sincaptır, sincaptır. Oğluma sıra bakma. İlla kurt olacak değil ya. Sincaptır. Benim aklıma bir fikir geldi. Benim çantamda ipim var. Kendimizi ağaca bağlayalım. Ağacın ta tepesine bağlayalım. Geceyi orada geçirdik mi? Sabah gün ışıyınca topuklar ormandan kaçarız. Muzo, senin böyle kriz anlarında kafan çok iyi çalışıyor. Bravo. Sağ olasın. Ama önce sağlam bir ipe ve sağlam bir ağaca ihtiyacımız var. Aha bu. Ya değil mi ki bu? Ah! Buradan su geçiyor. Demek ki medeniyete doğru gidiyor. Ama burada bitiyor su. Demek ki medeniyetin tam olarak bittiği yerdeyiz. Onu diyoruz Cengiz. Gel. Gel beni ağaca bağla. Hı? Ben kendim ağaca tırmanacağım. Sonra seni ipe bağlayacağım. Çekeceğim. Tamam. Bağla. Tamam. Sıkı bağla. Ah. Havalar da açtı diyorlar. Madem iyisin, bu kadar şey hallettin, toparladın kendini. Geri dönelim. Yani toparlamış olsan bile bu saatte dönemeyiz artık. Tamam. Yaklaşsana şuraya, üşüyeceksin orada. No, yo, iyiyim ben. Sıcaklar da geldi zaten. Kitabın adı neden Zümrüt Anka? Hikayesini bilmiyor musun? Sen anlatır mısın? Sorun olmayacaksın. Kaf Dağı'nda yaşayan Zümrüt Anka tüm kuşların hükümdarıymış ve her şeyi bilirmiş. Ama uzun yıllar hiç görünmemiş. Kuşlar da umudunu kaybetmiş. Günün birinde uzak bir ülkede Zümrüt Anka tüyünden biri bulunmuş. Dünyadaki bütün kuşlar Kaf Dağı'na onu aramaya gitmiş. Bu yolculukta türlü testleri olan vadiler varmış. Kimi kuş hırsından, kimisi yorgunluğundan, kimisi umutsuzluğundan vazgeçip geri dönmüş. Kimisi de yok olup gitmiş. Geriye sadece 30 tane kuş kalmış. Anlamışlar ki Zümrüt Anka kendileri. Yaptıkları yolculuk da kendi gerçeklerine yaptıkları yolculuk. Ateş. Dillerinden her defasında yeniden doğuyor Zümrüt Anka. Ne kadar yanarsa yansın, ne kadar yara alırsa alsın,
yeniden ayağa kalkıyor ve yeniden başlıyor. Senin gibi. Ben seni anlamıyorum Can. Bu kadar zaman sonra karşıma çıkıyorsun. Ne istiyorsun benden? Sen artık kırma beni. Uzak dur benden lütfen. Sanırım seni bir daha asla üzmeyeceğim. Senden uzak durmamı istiyorsan öyle olsun. Ama bilmeni istediğim bir tek şey var. O defteri ben yakmadım. Bu defter senin için dünyadaki en değerli şeydi. Bütün hayallerin, anıların. Okumadığın kitap hakkında ahkam kesiyorsun. Benim uykum geldi, yatıyorum ben. İyi geceler. İnanma vadisinden sonra yüzleşme vadisine geçtirmişler. En derin sorunlarıyla yüzleşeceklerdi burada. Bütün fiziksel acılardan daha büyük bir acıdır. Yürek acısı. Yüreğinin derinine inemeyen kalacaktı. Ya da yok olup gidecekti bu vadide. Kimi yalnızlığını gördü kalbinin derinliklerinde. Kimi yaptığı haksızlıkları. Kimi söyleyemediği yüzlerce cümleyi katılaşıp kalan içinde. Vadiyi geçebilen kuşlar çok acı çekti. Ama her şeye değerdi. Kendini tanımak. Kendinle yüzleşmek. Bu yoluna hayatta en çok neye değer verdiğini bilerek devam etmek. Kitabını bitirmedim. Ve her sayfayı binlerce kez okuyorum. Gidelim mi? Olur.
göreceğiz ormanda. Biz kayboluruz burada. Acaba beklesek mi? Neyi beklesek Sanem? Ayrıca benim yön duygum çok iyidir. Bana güven yani. Arabadan montum alır mısın? Sana zahmet. Anahtarı da al. Sana güveneceğime taşa güveneyim daha iyi. Hadi. Geldim. Kalsın araba burada. Buyurun. Hop hop. Ya, at ayağını. Dikkat et, çamur burada. Ha, sen demek ondan öyle. Nasıl öyle? Yok bir şey yok. Sen topla çiçekleri, gidelim sonra. Tamam, bitti zaten. İş var ve benim yeterli elemanım yok. Baskıya gidilecek, fotoğrafların tasarımları yapılacak. Kim yapacak şimdi bu kadar işi? Deren Hanım şöyle yapalım isterseniz. Siz bana kovulursun CC. Bak kovulursun, bu son şansın gibi şeyler söyleyin. Çünkü ben baskı altında o kovulma psikolojisiyle daha iyi verim veriyorum. O yüzden yani role playing gibi düşünün. Öyle düşünün, anlatabiliyor muyum? Kovun beni. Deren Hanım kovun beni. Saçmalıyorsun artık ama. Saçmalıyorsun artık ama. Sen bu şirketin ortağı, patronusun. Eğer kovulacaksan bile kendi kendini kovacaksın. Bu... Hırdavatçı'dan çok güzel telefon geldi. Bahattin abi çok olumlu şeyler söyledi. Gel hadi gidelim. Şu anda konumuz hırdavatçı değil, lütfen buzun. Hadi hadi hadi, ne olur gidelim hadi. Vallahi Bahattin abi bekler. Hadi gidin, tamam. Gereksiz kalabalıksınız zaten. Ben burada tek başıma çalışırım. Ha? Baş öğretmen de izin verdi. Hadi gidelim. Ben patronum. Kovarım seni, iyi çalış. Ay yaşa. Çok memnunum. İnanılmaz memnunum. Ah, güzel. Oo Yiğit Bey, okuyor musunuz? Kaça gidiyorsunuz? Nereden? Can Bey, Sanem. Can Bey, Sanem. hoş geldiniz. Bizim bir işimiz var da ona gidiyorduk. Sizin de işleriniz vardır. Sanem, nerede kaldın? Çok merak ettim yani. Telefonu da burada bırakmışsın. Caner'i arıyorduk ya ormanda. İşte biraz geç oldu. Akşam olunca da karanlıkta dönemedik. Yolla ilgili yani. Haber veremedik size de, kusura bakmayın. Hiç önemli değil, olur öyle şeyler. Önemli olan sizin mutluluğunuz. Can, bu arada çok iş birikti. Baskıya gidilmesi lazım, benim tasarımlarla ilgilenmem lazım. Diyorum ki, acaba Sanem'in fotoğraflarıyla sen ilgilenebilir misin? Hatta şu anda şahane bir fikrim var. Sanem'cim, sen seçmek ister misin fotoğraflarını? Tabii, ben de bakarım. Sorun olmazsa. Yani benim için uygun. Sanem için de okeyse. Olur. Deren, bilgisayar nerede? Benim halletmem gereken küçük bir işim var da bir süredir bekleteyim. Tabii, masada çalışıyorum ben. Benim bilgisayarımı kullanabilirsin. Tamam, ben bir duş alayım, üstümü değiştireyim. Sonra gelirim yanınıza, fotoğraflara bakarız. Ha, bu arada dernekten aradılar. Yapılması gereken işler var. Önce onları halledelim mi? O bekleyebilir. Önce acelesi olan işleri bitirelim de. Deren'in bunları verdi de bana. Ben de daha hiç bakmadım. Hani beraber seçecektik eğer müsaitsen. Otursana. Şöyle. Thank you.
Hepsi çok mükemmel, ellerine sağlık. Hangisi daha uygun sence kitapçık için? Bilmem, sence? Her biri ayrı bir halini gösteriyor. Sen hangi halini göstermek istersin? Yazar halimi. Yani eğer mümkünse tabii. O zaman... Yazar burada görünmüş, evet. Sana.